Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün annemin 50 yıllık tarifi olan su böreği tarifini vereceğim size. 7 tane yumurtayı karıştırma kabına kırdım. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle tuzla yumurtaları güzelce çırpıyorum. 2 yemek kaşığı su ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekliyorum. 2 yemek kaşığı da kolay açılıp rahat haşlanması için zeytinyağı ekliyorum. Tarifimizin sıvı malzemeleri bunlar. Şimdi sadece un ekleyeceğiz üzerine. Tarife ait tüm püf noktalarını ve tüm malzeme listesini bilgi kutusuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. 2 su bardağı unu yumurtalı karışıma ekleyip şöyle kaşıkla bir tur karıştırıyorum. Tekrar bir 2 su bardağı kadar un ekleyeceğim. Şimdi 4 su bardağı ekledim. 4 su bardağı un ekledikten sonra şöyle hafif ağırlaşıyor hamur doğal olarak. O yüzden daha fazla bu kaşıkla devam etmeyip elimle direkt yoğurmaya başlayacağım. Dilerseniz yoğurma işlemini mutfak şefiniz varsa onda da yapabilirsiniz. Mutfak şefi bende var ama tüm aşamaları sizlere bu şekilde daha rahat göstereyim diye elimde yoğurdum bu videoyu çekerken gördüğünüz gibi. 5. su bardağını ekledim ve bu şekilde elimle yoğurarak hamurumu hamur kabında toparlıyorum. Bir süre sonra tezgahın üzerine alacağım. Tezgahın üzerine aldığımda da yine yaklaşık şöyle bir su bardağından şöyle 2 parmak eksik kadar un ekleyerek yani toplamda 5,5-6 su bardağı kadar un kullanmış oldum. Uzun uzun yoğuruyorum. Yoğurma aşaması çok çok aşırı derecede önemli. Yani az yoğurursanız hamurunuz gerçekten güzel açılmaz ve güzel haşlanmaz. O yüzden uzun uzun yoğuracağız. Ben bu aşamadan sonra videoyu kapattım. Yaklaşık 10 dakika kadar hamurun bu kıvama gelene kadar yoğurdum. Hem de bakın göstereyim, tam şu şekilde yoğurdum. Şöyle önce hamuru upuzun hale getirdim yoğurarak. Ardından ikiye katladım. Tekrar yoğurdum. Toplamda 7-8 kere bu işlemi yapmış oldum. Bu işlemi yaparken ufak ufak unlayabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Zaten su böreği hamuru çok yumuşak olmaz. Un kaldırır yani. Yapışkan bir hamur olmasını istemiyoruz. Çünkü açarken az un kullanacağız. Hamurumu bezeleri ayırıyorum. Bezeleri ayırırken de yine un kullanabilirsiniz. Şu an benim bu kullanmış olduğum hamur altlığı çok uzun süre yoğurduğum için kayma yapabiliyor. Ama siz tezgah ya da mutfak masasında yaparsanız sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. 14 tane bezeye ayırdım ve hafif unladım tabii. Yine unlamış olduğum şöyle bir tepsiye bu bezeleri diziyorum. Ve üzerini kapatıp 1 saat kadar dinlendireceğim. Dinlenen hamurlar çok çok daha güzel açılır. Dinlenmiş bezelerden şimdi bir tanesini alıyorum. Şöyle masanızda varsa hamur artığı falan onları kaldırmanız gerekiyor. Çünkü hamurunuzu yırtabilir. Bu hamur açma aşamasında aslında her bölümü göstermek isterdim ama çok uzun süreceği için ve sıkıcı olacağı için gösteremiyorum. Sadece püf noktalarından bahsedeyim. Su böreği hamuru hassas bir hamur. O yüzden çok çok bastırmadan açıyoruz. Ve çok un kullanmıyoruz. Şöyle minik minik, bakın bu şekilde minik minik serpiyoruz unumuzu. Asla birdenbire un dökmüyoruz. Hamurun üzerine bastırmadan sadece oklavaya şöyle temas ederek hafif. Bu şekilde açıyoruz. Tepsi boyutunda açmamız yeterli. Benim tepsimin boyutu 42 cm kadar. Açtığım hamurları şöyle yan yana diziyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bezemiz küçükken hafif unluyoruz. Fakat büyüdükten sonra un kullanımı şöyle minimuma düşürüyoruz. Yani şöyle elimizin ucuyla bir tutam ufak ufak alıyoruz. Bir fiske derler. Hani bir fiske un alarak açıyoruz. Fazla un kullanırsak ne olur? Fazla un kullanırsak hamurumuz suyun içinden çıkmaz. Tamamen ezilir, yırtılır. Yani bizi üzer açıkçası su böreği yaparken böyle bir durumda karşılaşmayı hiç kimse istemez. Bu şekilde hamurumu büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Ama tabii çok da fazla açmayın. Hamur
tepsi boyutunda olması yeterli. Bu şekilde hamurlarımı açıp diziyorum masanın üzerine. Bir yandan da bir tencere su koydum ocağa ben. Pişirmek için. Şimdi hazırlayacağım tepsinin tabanını şu zeytinyağla yağlıyorum. Zeytinyağının yapıştırmamazlık özelliği var ve o yüzden tabanında zeytinyağı kullanıyoruz. Bu zeytinyağı sayesinde hem çok güzel kızaracak hem de hiç yapışmayacak tepsinize. Bir tane kuru yufkalarımdan bir tane seriyorum haşlamadan. Altına ve üstüne haşlamadan koyacağız. Kaynamış olan suyumun içine 1,5 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Ve hazırlamış olduğum yufkalarımdan bir tanesini şöyle dikkatlice suyun içine atıyorum. Suyun içinde yufka toplam şöyle 40 saniye ya da 50 saniye kadar durmuş olması yeterli. Zaten pişen yufka şöyle hafif kabarıyor. Anlayacaksınız kabarmasından. Köpürüyor böyle, köpük köpük oluyor. Suyun kaynamış olması ve yüksek ateşte olması çok önemli. Yanıma bir de başka bir kapta soğuk su aldım. Şimdi bu çıkarmış olduğum yufkayı direkt soğuk suyun içine atacağım. Soğuk suyu 3 yufkada bir değiştirebilirsiniz. Bu şekilde soğuk suyun içinden bakın çıkarıyorum. Yufkamda ne bir yırtılma ne de bir ezilme, hiçbir şey yok. Misler gibi haşlandı ve bu şekilde hamurumu, yufkamı tepsinin üzerine seriyorum. 250 gram tereyağı erittim. Erittiğim tereyağını her katına bu şekilde şöyle kaşık ya da fırça yardımıyla sürüyorum. 2-3 kaşık kullanmanız yeterli her kadına. Önce tahta kaşıkla şöyle hafif hafif katlarını açıyorum hafif katlanmasın diye. Zaten hamurumun kıvamı çok çok güzel olduğundan suyun içinde asla katlanma yapmadı. Bazen böyle hamurlar birbirine yapışıp katlanabiliyor. Öyle bir durumla karşılaşmadım. Sudan çıkarırken de gayet kolaylıkla çıktı. Herhangi bir yırtılma, yapışma, ezilme dediğim gibi yaşanmadı. O yüzden tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyenlerden yoruma bir kalp bırakmasını rica edeceğim. Böylelikle izlemiş olduğunuzu fark ediyorum ve çok mutlu oluyorum. Şimdi hemen çıkardığım hamurumu soğuk suya atıyorum. Soğuk suyun içinden yufkamı bakın şöyle yani tülbent derler ya tülbent gibi tül gibi çıkıyor içinden. İpekli bir kumaş gibi gerçekten. Fazla suyunu sıkıyorum elimle ve şöyle şurada temiz bir havlum var. Hafif fazla suyunu da şu temiz bir havluya koyarak tekrar yufkamı seriyorum. Her katını yağlıyorum. Toplamda 14 kat, 7 kattan sonra şimdi maydanozlu peynirli bir iç hazırlayacağız. Onu sereceğiz. Yufkamın ne kadar güzel olduğunu bakın bir kere daha göstereyim. Gerçekten tarif çok güzel. Püf noktalarına dikkat edip güzel uygularsanız eğer çok çok güzel bir sonuç elde edersiniz. Burayı biraz hızlandırdım. Bu şekilde her katını yağlıyoruz. Biraz zahmetli yapması ama lezzeti gerçekten her şeye değiyor. Sevenleri varsa eğer evinizde eşiniz çocuklarını seviyorsa uğraşıp yapmaya değer gerçekten. Ben şöyle yarım kalıp kadar beyaz peyniri birazcık da eriyen bir peynir ve maydanozu karıştırdım. Bir iç hazırladım. Aslında Erzurum'da orijinalinde cıvıl peynir kullanılıyor. Fakat alamadım cıvıl peyniri malum içinde bulunduğumuz süreçten dolayı. Beyaz peynirle yaptım. Bakın bir tane yufkam yırtıldı. O da buraya denk geldi. O yüzden ben de bilerek göstermek istedim. Hiç problem değil. Sanırım bu yufkayı fazla açmışım. İnceltmişim yani. O yüzden yırtıldı.
Ya da şu tuttuğum kevgirli kaşıklı kevgir yırtmış olabilir. İkisinden biri ama hiç problem değil. Yine yağ alıyorum ve tüm yufkalarımı haşlayıp üst üste bu şekilde diziyorum. Bu son 13. yufkam. Bunun da üzerine tereyağı sürüyorum. Ve bunun üzerine artık tek bir tane yufka kapatacağım. O da kuru yufka olacak. Şöyle haşlamadan. Altına ve üstüne haşlamadan kapatıyoruz yufkayı. Aralardakileri haşlıyoruz. Tepsim şu an pişmeye hazır. Şöyle kenarlarını hafif bıçakla şöyle dışarı çıkmış olan yufkalar varsa içeri girsin diye şöyle geçiyorum. Biliyorsunuz baklava yaparken de yapıyoruz bu işlemi. Ve ardından ocağın tüm gözlerini kısık ateşe alıp tepsimi üzerine koyuyorum. Tepsiyi şöyle bir bezle tutarak çevire çevire pişireceğim. Bu yöntem size biraz farklı gelebilir ama bizde su böreği asla fırına konulmaz. Böyle ocağın üzerinde pişirilir. Annem küçüklüğünden beri hep bu şekilde yapılmış, görmüş. O yüzden biz de hiç su böreğini fırında yapmadık. Bu şekilde hep ocakta yapıyoruz. Belki güzel olabiliyor, güzeldir yani. Eminim yapanlar vardır ve güzel sonuç alıyorsunuzdur. Ama biz hep bu şekilde gördüğümüzden size de bu şekilde göstermek istedim. Pişirirken şöyle bıçakla kenarlarını hafif geçerseniz yapışmış olan yufkaları kurtarmış olursunuz. Şu aşamaya geldiğinde ise işiniz bir tık daha kolaylaşmış oluyor. Yani şöyle salladığınızda börek topyekün bir şekilde sallanıyor olması gerekiyor. Hep bir yerde durmasın, çevire çevire pişirin. Yoksa yanar ve emekleriniz ziyan olur. Bu şekilde bıçağın kenarıyla altını kontrol edebilirsiniz. Henüz pişmemiş bakın. Bir süre daha pişiriyorum. Ve şöyle hafif hafif piştiğini fark ediyorum. Bakın daha güzel bir şekilde pişti. Bu şekilde bir renk gördükten sonra tüm ocakları kapatıp sadece tek bir tane ocağı açıyorum. Ve bu da böreğin ortasının pişmesi için. Yine çeviriyorum. Ocağımı da kısık ateşe alıyorum. Şimdi diğer tarafını çevireceğiz. Başka bir tepsi yardımıyla ve başka bir kişi yardımıyla bu şekilde tepsini ters çeviriyorum. Çeviren kişi ben değilim bu arada. Bu işlemi yapması için eşimden yardım istedim ve şu an kamerayı ben tutuyorum. Eşim çeviriyor. Tepsinin altını tekrar yağladım ve diğer tepsiyi aktardık. Şimdi bu şekilde yine çevire çevire pişireceğim. Aynı şekilde yine kenarlarından bıçakla geçiyorum ve yine ortasını pişirmeyi ihmal etmeyeceğim. Bakın kenarları tamam. Şimdi orta kısmı için tek bir ocağın gözünde çevire çevire pişireceğim. Böreğim pişti ve bir miktar soğudu. Şimdi hemen dilimleyip size içini göstermek istiyorum. Gerçekten lezzetini ve güzelliğini anlatmaya kelimeler gerçekten yetmez. Çok çok güzel oldu. Çok çok böyle baba yadigarı, anne yadigarı bir lezzet oldu. Bizim küçüklüğümüzde bayramlarda hep yapılan bir lezzettir. O yüzden ben de bu bayram çocuklarım için, eşim için özellikle yapmak istedim. Oldukça lezzetli ve mis gibi bir kıvamı oldu. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Kafanıza takılan herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Tüm yorumlara dönmeye çalışıyorum elimden geldiğince. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar. Yepyeni tariflerde ve yepyeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.